Merhaba sevgili Tekirdağlılar. Evet, 2017 yılının son günlerindeyiz. 2018 artık sayılı günler kaldı ve biz de bugün sevgili Tekirdağ halkı ve esnafımızla 2017 yılını değerlendireceğiz ve 2018 yılından beklentilerini alacağız. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ismim Burcu. Burcu Hanım, 2017 yılı nasıl geçti sizin için? 2017 yılı çok güzel geçmedi benim için ama 2018 yılı güzel, ümit ediyorum. Güzel yıllar, bol kazançlı. Esnaf arkadaşlarım için bol kazanç diliyorum, kendim için aynı şekilde. Sağlık, mutluluk, huzur, bol, savaşsız, barışlı bir dünya diliyorum. Sağlık, iş. Biz ortalığın düzelmesini istiyoruz. Evet. Enflasyonun düzelmesi lazım. Daha güzel bir hayat, daha güzel bir yaşam, daha güzel bir enflasyon. Düzgün bir hayat. 2018 yılından ne beklentiniz var ülkemiz için, Tekirdağ için, neler dilersiniz? Vallahi dünyanın en güzel şehri olmasını isterim. Tekirdağ'ın. Tabii eğitim bakımından, turizm bakımından mesela. Çok güzel yapmasın şuna bak. Şu sahiller. Evet. Avrupa'nın göbeği. Tekirdağ'ı ben çok beğendim. 66 senedir İstanbul'dayım. Çok huzur içinde yaşanan bir yer. Birazcık da böyle turistlere, dış dünyaya bir hitap etse. Evet. Çok memnun olacağız. Barış bekliyoruz. Her tarafta yangın var görüyorsunuz. Dolayısıyla en temennim barış, huzur, insanların mutlu olması, güler yüzlü olması. Gördüğünüz gibi dünyamız, özellikle Tekirdağ'ımız çok güzel. Evet. Dolayısıyla barış bekliyorum. Bu. Tekirdağ için beklediğiniz özel bir dilek var mı 2018'den? Daha iyi olmasını diliyorum. Şimdiki güzellikleri de görüyorum. Bu yapılanlardan da memnunum ama bu yetmez. Daima daha iyisi, daha iyisi diyorum. İnşallah olur. Kadir Albayrak da güzel çalışıyor. Onu da tebrik ediyoruz. Bu. İstediğim bir şey var, savaşa girmemek. Peki Tekirdağ için dilekleri nelerdi 2018 yılı için? Tekirdağ için sahildeki bizim mekana dokunmasınlar abi. balık yerine dokunmasınlar yani. Başka bir şey istemiyorum. Ben öğrenciyim. Bu arada sınav sorularını bayağı bir zor soruyorlar. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Sorular zor olmasın mı 2018 yılında okulda? Aynen abi, sorular zor olmasın. Baraj sistemi 60'tan aşağı düşsün. Yeni yılda sağlık. Mutluluk, huzur. Bir de manita. Manita bekliyorsun. Evet. O zaman kısmetlerini bekliyorsan şöyle bekliyorum. Tanıtalım seni. İsmim Ahmet. Kısmetlerini bekliyorum. Peki o zaman. Sana bol şanslar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ya, Tekirdağ için özel bir dileğin var mı? Ben kendim Tekirdağlıyım. Nerelisin? Burgazlıyım. Burgazlısın. Tekirdağ sevdin mi? Güzel. Güzel. Burgazlı mı güzel, Tekirdağ mı? Tekirdağ daha güzel. Daha evet. Burgaz daha duymasın seni burada. Sıkıntı yok. Yeni yılda huzur, barış bekliyorum tüm ülkemize, tüm dünyaya, Orta Doğu'ya. Bu tür savaş olmasın. Para. Para. Parayı lazım değil galiba. Para var mı? Para yeterince var. İyi o zaman. Ama yine de bir para da olsa iyi olur. İyi olur. Fazla mal göz çıkarmaz evet, diyorsun. Bu da var. 2017 Türkiye'nin geliştiği ve dünya arenasında daha iyi bir seviyeye geçtiği bir yıl olarak gördüm ben. Bir eğitimci olarak eğitimde güzel çalışmalar yaptık. Tekirdağ'ımızda da güzel gelişmeler olduğunu gördük. Bizi son günlerde üzen, özellikle Kudüs'le ilgili yaşanan sıkıntılar, haksızlıklar inşallah 2018'de olmaz. 2018'de barış, mutluluk ve güzellikler diliyorum herkese. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Sağ. 2017 nasıl geçti öncelikle sizin için? Güzel geçti. Güzel geçti. Evet. 2018'den neler bekliyorsunuz? Sağlık, mutluluk, başarı, huzur. Para? Para da olabilir. Evet, evet, evet. Tekirdağ için özel bir beklentiniz, dileğiniz var mı? Tekirdağ şehrimiz için. Yani güzel bir yıl olsun. Kimse kimsenin hakkını yemesin, ülkeler arasında söylüyorum bunu. Savaş olmasın, barış olsun. Ne olur artık kimse üzülmesin. İş bulamıyoruz. Evet. Peki 2018 yılından beklentiniz nedir? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Umudunuz yok. Hiç yok umudum. Neden? Neden öyle düşünüyorsunuz? Neden sizi bu kötü düşünmeye sevk etti 2017 yılı? Çünkü her geçen yıl bir öncekinin aynısı olduğu için hiçbir umut pek olmuyor yani. Bu sene farklı olmaz mı sizce? Yok, sanmıyorum. Sağlık. Dünyaya sağlık. Evet, öyle bir şeyler istiyorum yavrum. Başka bir şey yok. İnşallah cümlemiz için iyilik olsun.